Haydi, sohbet başlıyor. Çocuklar, gençler, gelin. Hikmet Dede geliyor. Büyükler, siz de gelin. Unutmayın sakın ha, kulakta olsun küpe. Hikmet Dede bizimle. Asıl hikmet geliyor. Sözlerin en güzeli Yüce Allah'ın sözüdür. Yolların en güzeli Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Bugün Ramazan-ı Şerif'in 13. günü. Yüce Allah tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul etsin sevgili sohbet dostlarım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Allah'ın Adem'e hürmet gösterin. Önünde eğilin. Emrine karşı çıkan, kibirlenip böbürlenen, bu yüzden de Yüce Allah'ın katından kovulan, kovulunca suçu kendisinde arayacağına Adem'de arayan. Bu sebeple Adem'e ve çocuklarına kıyamete kadar düşmanlık eden, onların göğüslerine, kalplerine kötülük ve vesvese fısıldayan şeytandan Yüce Allah'a sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. Merhametlilerin en merhametlisi, sevginin ve şefkatin kaynağı Yüce Allah'ın adıyla başlarım. Esselamu aleykum. Allah'ın selamı, selameti, rahmeti, bereketi üzerinize ve üzerimize olsun sevgili sohbet dostlarım. Dünkü sohbetimizde kardeşlikten bahsetmiştik. Kardeşi olan bir sürü dostumuz vardı. Kan kardeşliği önemli. Kardeşi olmak çok güzel bir şey demiştik. Bir de din kardeşliğinden bahsetmiştik. Bizler Müslüman olduğumuz için de kardeşiz. Allah bizi kardeş yapmış demiştik. Bugün oradan devam edelim birazcık daha sohbet etmeye. Sohbet dostlarım, bakın din kardeşi dediğimiz şey o kadar basit bir şey değil. Öyle güzel, öyle güçlü bir şey ki bizim hani yol göstericimiz, bize hakikati, doğru yolu gösteren rehberimiz, peygamberimiz bu kardeşliği de açıklamış bize. Onun güzel sözleri üzerinden bu kardeşliği beraber bir anlamaya çalışalım sohbet dostlarım. Din kardeşleri kendisi için istediğini kardeşi için de ister. Kendisi için istemediğini kardeşi için de istemez. Şöyle düşünün. Bir arkadaşınız derste zayıf aldığında seviniyor musunuz, üzülüyor musunuz? Sizden daha iyi not aldığında seviniyor musunuz, üzülüyor musunuz? Kardeşi acı çekince onun acısını, sevinince onun sevincini yüreğinde hisseder. Yine aynı sorular üzerinden düşünebilirsiniz. Veya herhangi bir şekilde bir arkadaşınız toplum içerisinde, camide, okulda bir hata yapsa da o hatası yüzünden ayıplansa neler hissediyorsunuz? Seviniyor musunuz onun ayıplanmasına yoksa üzülüyor musunuz? Kendinizi onun yerine koyup ben olsam nasıl hissederdim diye düşünüyor musunuz? Bakın kardeşlik ne kadar önemli. Kardeşine kötülük yapmaz. Din kardeşine kimse kötülük yapmaz. Kötülük yapılmasına da engel olur. Çok önemli bir durum. Hem kendisi kötülük yapmaz ona, hem de biri kötülük yapmak isterse ona engel olur. Ve müminler yani inananlar kardeşlerine 3 günden fazla dargın kalamazlar. Böyle bir toplum düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? 3 günden fazla küs kalamıyorsun. Böyle bir hakkımız yok. Ve kim önce gidip barışırsa, kim barışmak için ilk adımı atarsa onu Allah daha çok sevaplı ödüllendiriyor.
Bir de kardeşinin bir hatası, bir yanlışı olduğu zaman onu ne yapıyor? Örtüyor. Onu gizliyor. Duyulmasın istiyor. Gördüğünüz gibi din kardeşliği çok güzel bir kardeşlik. İnsana kendini çok güçlü hissettiriyor. İşte kardeşlerimizin sayısı artınca bu sefer cemaat oluyoruz. Cemaat, Peygamberimiz buyuruyor, rahmettir. İki kişi bir kişiden, üç kişi iki kişiden, dört kişi üç kişiden daha hayırlıdır buyuruyor. Onun için cemaat olun buyuruyor. Kim cenneti istiyorsa, cennetin ortasında bir ev istiyorsa cemaat olsun diyor. Biz de cemaat oluyoruz. Kardeş olduktan sonra cemaat oluyoruz. İbadetlerimizde cemaat oluyoruz. Camilerde siz de cemaat olmuşsunuzdur. Gerçi henüz camilerimiz açılmadı ama yani biliyorsunuz zaten eskiden de camilere gidip geldiğiniz için inşallah açıldığında yine camilerde cemaat oluruz. Namazda, oruçta, zekatta, hacda hep cemaat oluyoruz. Bakın bütün arkadaşlarımız, inananlar hep beraber oruç tutuyoruz bu Ramazan ayında. Hacca, umreye gittiyseniz orada da nasıl büyük bir cemaat olduğumuzu görmüşsünüzdür. Ve ahlakta da cemaat oluyoruz sevgili sohbet dostları. Peki ahlakta cemaat nasıl olunuyor diye diyebilirsiniz. Ahlakta cemaat, sadece kendimizi düşünmüyoruz, kardeşlerimizi de düşünüyoruz. Böylece ahlakta da birlik ve cemaat oluyoruz. Amelde, yani yaptığımız işlerde de cemaat oluyoruz. Nasıl? Eğer kardeşlerimizin bize ihtiyacı oluyorsa biz onların yanında oluyoruz. O ihtiyacı çözmekte, gidermekte onlara yardımcı oluyoruz. Onun için cemaate rahmet diyor Peygamberimiz. Sevgili sohbet dostları, İyi dedin Hikmet'te de, hoş dedin de biz hepimiz farklı farklıyız diye de aklınızdan geçirebilirsiniz. Parmak izlerimiz bile farklı dememiş miydin? Doğru sevgili sohbet dostları. Zaten cemaat olmanın güzelliği de burada. Farklılıklar bir araya gelince çok büyük güzellik ortaya çıkıyor. Gökyüzünde sadece aylar olsaydı diye düşünün. Yıldızlar olmasaydı. Yeryüzünde sadece otlar olsaydı, ağaçlar, dağlar, ırmaklar olmasaydı. Hepsi farklı ama bir arada hepsi çok güzel. Dillerimiz farklı, doğru. Derilerimizin rengi farklı. Kimimiz sarı, kimimiz beyaz, kimimiz siyahız. Gözlerimizin ve saçlarımızın rengi de farklı. Kıtalarımız farklı, ülkelerimiz farklı. Kimimiz Almanya'da, kimimiz Fransa'da, kimimiz Danimarka'da, Belçika'da, Avusturya'da, Türkiye'de, Suudi Arabistan'da, Kore'de, Japonya'da yaşıyoruz. Doğru. Hatta şehirlerimiz daha farklı. Almanya'da da farklı farklı şehirlerde, Fransa'da farklı farklı şehirlerde, Belçika'da, Hollanda'da farklı farklı şehirlerde yaşıyoruz. Türkiye'de de öyle. Bu da doğru. Hatta köylerimiz bile farklı. Bu da doğru. Aslında bu farklılıkların hepsi çok güzel. Sevgili sohbet dostlarım, bunlar bizi zenginleştiren şeyler. Hepimiz aynı köylü olsaydık, hepimiz aynı şehirde yaşıyor olsaydık, kaos olurdu. Hepimiz farklı farklıyız. Hepimizin bir diğerinden öğreneceği çok şey var. Onun için bu bizi zengin yapıyor. Birbirimizi tanıyalım diye, birbirimizden öğrenelim diye bu zenginlikler var. Ama yanlış davranırsak sevgili sohbet dostlarım, o zaman bu farklılıklar bizim için yıkıcı oluyor. Hatta savaş sebebi oluyor. Hatta öldürücü oluyor. Bakın günümüzde de sizler de şahitlik ediyorsunuz. Bir sürü ülkede savaşlar çıkıyor. İnsanlar birbirlerini derilerinin rengi için öldürüyorlar. Çok özür diliyorum. Aslında bunları bu Ramazan gününde söylemek istemezdim. Ama maalesef böyle. Haberlerde görüyorsunuzdur sohbet dostları. İnsanlar birbirlerine saçlarının rengi yüzünden birbirlerine ayrımcılık yapıyorlar. Sarı saçlılar siyah saçlılardan daha üstün. Siyah saçlılar sarı saçlılardan daha üstün. Almanlar Türklerden, Türkler Almanlardan daha üstün. Kürtler Türklerden, Türkler Kürtlerden daha üstün.
Türk olmayı, Kürt olmayı, Alman olmayı biz seçmedik ki sevgili sohbet dostları. Onlarda nasıl bir üstünlük olabilir? Mavi gözlüler nasıl kahverengi gözlülerden iyi olabilir? Gözümüzün rengini biz seçmedik ki, onu bize Allah verdi. Hepsi onun ayetleri, onun yaratmasının gücünü gösteriyor bunlar. O Allah'a hürmet etmek lazım ve onun yarattıklarına saygı göstermek lazım. İşte ümmet de bu kardeşliğin en büyük ortamı. Hani o hac ve umreden bahsettim ya, oraya gittiyseniz orada görmüşsünüzdür ümmeti. Renk renk insanlar, farklı farklı lisanlarda konuşuyorlar. Dilleri farklı, renkleri farklı. Saçları farklı, gözleri farklı. Alışkanlıkları farklı, düşünceleri farklı. Ama onlar bir olan Allah'a inanıyorlar. Ona ibadet ediyorlar. Subhanallah, ne büyük zenginlik. Birlikte namaz kılıyorsunuz. Hiç birbirinizi görmeyen insanlar. Ama imam Allahu Ekber deyince herkes tekbir alıyor, rükuya gidiyor, secdeye gidiyor. Aynı anda. O kadar insanı bir araya toplayıp bir şey yaptırmaya çalışın, yaptıramazsınız. Ama orada öyle güzel bir düzen içerisinde herkes ibadet ediyor ki, işte ümmet bu diyorsunuz. Onun için ümmet olmak, kıtaları, ülkeleri, şehirleri, köyleri aşan bir şey. Onları bir araya toplayan, onların güzelliğiyle onları kabul eden ama onların üzerinde bir bağ oluşturan bir şey. Hiç görmediğimiz insanları sıkıntılarıyla, sevinçleriyle duymak, hissetmek demek. Sevgili sohbet dostlarım, peki ya diğer ümmetler diyeceksiniz? Çok güzel ve haklı bir soru. Herkes Müslüman değil ki Hikmet'te de. Diğer dinlerin mensupları ne olacak? Sevgili sohbet dostlarım, din, konuşmuştuk bunu da, insanın özgürce karar vereceği bir şey. Bir kabul, bir iman. Hiç kimse kimseyi kendisi gibi inanmaya zorlayamaz. Herkesin kendi inancına inanmak ve onu yaşamak hakkı var. Biz buna saygı gösteririz. Herkes dilediğine inanmakta özgürdür. Sevgili sohbet dostları, ümmet derken sadece insanlardan oluşmuyor. Bir de bitkiler ve hayvanlar var. Onlar da birer ümmet. Onların da hakları var. Onların da haklarını korur Müslüman ümmeti. Nasıl davranır? Bakın, hayvanlara eziyet etmez. Bitkileri koparmaz, yakmaz. Saygılı davranır. İşte sevgili sohbet dostları, ümmet olmak bizi hem eşit hem güçlü kılar. Ümmet olmak Rabbimizin istediğidir, Allah'ın istediğidir. Peygamberimizin bize vasiyetidir, emridir. Ayrıca ümmet olmak yeryüzünde barışın ve kardeşliğin hakim olması demektir. Eğer bizler Müslümanlar olarak birbirimize sahip çıkar, hukukumuzu korursak, diğer insanların da hukukunu korursak, o zaman yeryüzünde yaşanabilir bir dünya inşa etmiş oluruz. Bugünlük de bu kadar. Yetinelim bununla. Şükredelim Yüce Allah'a sözümüzün sonunda. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Yarın aynı saatte Camia TV ekranlarında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun sohbet dostlarım. Sizin en hayırlınız ailesine karşı en iyi